Muammanın ortasında sis perdesiyle örtülmüş bir ülke. Bu sözü 1939'da Winston Churchill söylemiş. Evet, gerçekten de Rusya içinde bulunduğu coğrafik koşullar nedeniyle bir türlü işgal edilememiş ve hatta işgal edenlerin de sonu olmuş. Alkol bağımlısı insanların, kadın nüfusunun erkek nüfusundan yaklaşık 11 milyon daha fazla oldu, soğuktan insanların donarak öldüğü, meyve ve sebzenin olmadığı hatta daha fazlası. Rusya'nın resmi adı Rusya Federasyonu'dur. Rusya'nın adı Bizans İmparatorluğu tarafından telaffuz edilen Rossiya yani Rus ülkesi kelimesinden gelmektedir. Rusya günümüzde 9 saat dilimi kullanmaktadır. Rusya için güneşin batmadığı ülke desek yeridir. Rusya'nın %77'si Sibirya'dan oluşmaktadır. Yüz ölçümü bir zamanlar gezegenlikten çıkarılan, daha sonra tekrar gezegen olarak kabul edilen Plüton'dan bile daha büyük. 17 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en geliş ülkesi, o kadar büyük ki dünyada bulunan toplam kara alanının yaklaşık %11'i Rusya'ya ait. Eskiden Alaska'da Rusya'ya ait bir bölgeydi. Sadece 7 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satıldı. Amerika Birleşik Devletleri ise 50 yıl içinde ödediği paranın 100 katını geri kazandı. İnsanların önemli bir çoğunluğu başkent Moskova'da ve St. Petersburg gibi şehirlerde yaşıyorlar ve Rusya genellikle bu bilindik şehirleriyle anılıyor. Ancak bu şehirlerin haricinde Rusya'da ismi son derece az duyulan cumhuriyetler ve bunlara bağlı unutulmaya yüz tutmuş şehirler var. Ülke 11 farklı saat dilimine sahip. Ülkenin iki uç noktasındaki zaman farkı 10 saat. Çin'den sonra dünyanın en uzun kara sınırına sahip olan Rusya, aynı zamanda en fazla komşuya sahip olan ülke. Norveç, Finlandiya gibi ülkelerden tutun da Kuzey Kore, Çin, Amerika Birleşik Devleti gibi ülkelere kadar toplamda 16 komşu ülkesi var. Toplam nüfusu yaklaşık 146 milyon ülkenin %79'u Rus. Geri kalanı ise 185 farklı etnik gruptan oluşmakta. Toplam kadın nüfusu ise erkek nüfusundan yaklaşık 11 milyon daha fazla. Bunun nedeni 2. Dünya Savaşı zamanında 26 milyon erkeğin ölmesiyle dengenin bozulmasından kaynaklıdır. Fakat şu an en temel sebep alkol olarak görülüyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma erkeklerin %37'sinin alkol yüzünden 55 yaşından önce öleceğini göstermekte. Vodka kelimesi su anlamına gelen voda kelimesinden gelmektedir. 2013 yılına kadar bira Rusya'da alkollü içki olarak değerlendirilmiyordu. %10'dan az alkol olan her şey gıda kategorisine giriyor. Anlayacağınız Ruslar alkol kullanmayı çok seviyor. Rusya'da her yıl 500 binin üzerinde alkole bağlı ölüm gerçekleşiyor. Adamlar içiyor, kadınlar içiyor, devlet başkanı resmi görüşmede bile kafayı bulabiliyor. Hatta tarihi bir bilgiye göre Rusların bilinen ilk devleti olan Kievan Rus zamanında pagan olan Ruslar az daha İslam'a geçiyormuş. Prens Vladimir İslam'a geçebilecekken alkol yasağından dolayı geçmemiş. Bu iddia Janet Martin'in Orta Çağ Rusyası yayınında yazılmıştır. Toplam nüfusun yaklaşık onda birinin yaşadığı başkent Moskova, İstanbul'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık, dünyanınsa 23. en kalabalık şehri. Rus bayrağındaki renkler Panislavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Slav kökenli uluslar bayraklarında genelde mavi, beyaz ve kırmızı renkleri tercih etmişlerdir. Beyaz, asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet. Mavi, bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizlik. Kırmızı, cesaret, yiğitlik, mertlik, yüreklilik, gönül yüceliği, alicenaplık ve sevgi isimgeler. Rus mimarlık başlangıcı eski Slav döneminde inşa edilmiş etkileyici ahşap yapılar ile başlamıştır. 17. yüzyılda inşa edilmiş olan Moskova Kızıl Meydan içinde en etkileyici yapılardır. Rusya bildiğiniz gibi soğuk bir ülke. Öncelikle hava koşulları oldukça serttir. Çok sıkı giyinmeniz lazım. Hatta öyle ki kimi şantiyelerde soğuğa karşı özel koruyucu kıyafetler giymek zorundasınız. Topraklarının yalnızca %35'i yaşanabilir. Hatta bazı kuzey şehirlerinde, mesela Yakutsk'ta insanlar arabalarının motorları donmasın diye ısıtmalı, garajlarda akülerini battaniyeye sararak park etmekte. Dışarı çıktıklarında ise motorlarını gün boyu açık tutmakta.
dünyadaki en büyük sıcaklık farkının görüldüğü Yakutistan'da bulunan Oymyakon köyünde yazın sıcaklık 37 santigrat dereceye çıkarken kışın -68 dereceye kadar düşer. Yani sıcaklık farkı yıl içinde 105 dereceye kadar çıkmakta. Bazı Ruslar donmuş suyun vücut üzerinde tedavi edici etkilere sahip olduğuna inanırlar. Bu nedenle kışın plaja giderler, su üstündeki buzu kırıp suya girerler. Yaklaşık %50'si ormanlarla kaplı olan Rusya dünyada bulunan ormanların %20'sine sahip. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervi de burada bulunuyor. Petrol üretiminde ise 3. sırada olan ülke petrol ihracatında 2. sırada. Dünyadaki ekilebilir alanların %10'u Rusya'da bulunsa da yılda sadece yaklaşık 3 ay süren kısa bir hasat mevsimleri var. Toplanan ürünler bozulmasın diye Ruslar çok fazla sebze turşusu yapıyorlar. Meyve ve sebze yok denecek kadar az. Her şey ithal olarak sağlandığı için ürünler genellikle taze olmuyor. Rusların günlük yaşantısına bakacak olursak, burası turistlerin anlattığına göre neredeyse hiç kimsenin İngilizce bilmediği bir yer. İnsanlar genellikle Rusların gülümsememesinden ve çalışanların ilgisizliğinden şikayetçi. Aslında bunun sebebi Rusların tanımadıkları insanlara gülümsemeyi garip kabul etmesinden kaynaklanmakta. Bu yüzden iletişim konusunda soğuk bulunuyorlar. Rusça dünyada en çok konuşulan 8. dil. Kullandıkları alfabe ise Kiril alfabesi. Bu arada internet sitelerinde İngilizceden sonra en çok kullanılan 2. dil de Rusça. Bunun nedeni aslında Rusya'nın en fazla hacker toplumuna sahip ülkelerden biri olması. Hackleme faaliyetleri sadece internetle de sınırlı değil, Rus sokaklarındaki birçok ATM hackerların saldırısına uğradı. Ülkenin para birimi Rus rublesi ve bugünkü verilere göre 100 Rus rublesi 35 Türk lirasına karşılık gelmekte. Bankalar akşam saat 9'a kadar çalışıyor. Cumartesi ve pazar günü de hizmet vermeye devam ediyor. Trilyon dolarlık doğal kaynaklara sahip olan ülkede istatistiklere göre halkın %15'in yoksulluk seviyesinin altında. Devlet ekonominin %70'ini kontrol ediyor. En büyük şirketler hep devlete ait. Asgari ücret 19.240 ruble. Aslında asgari ücret alan pek fazla insan yok. İşverenler daha az vergi ödemek için çalışanlarını asgari ücretli olarak gösteriyorlar. Ve bu da emekli maaşlarını düşüreceği için devlet tarafından göz yumuluyor. Resmi olan asgari ücret banka hesabına yatırılırken geri kalan miktar elden veriliyor. Halk geçinmek için genellikle iki işle çalışıyor. Ülkede neredeyse hiç erkek berber yok, hepsi kadın. Dünyanın en işlek mektanası Rusya'da bulunuyor. Toplam 900'den fazla koltuğa sahip. Ayrıca McDonald's'ın menüsünde karidesli burger McShrimp'e rastlayabilirsiniz. Yolunuz Moskova'ya düşerse denemeden dönmeyin. Aziz Pittsburgh, beyaz geceler Ruslar için çok özel etkinliklerdir. Geceleri uzun olan ve yaz festivallerinde birçok kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Haziran ve Temmuz festivallerin en yoğun olduğu tarihlerdir. Rusya'daki Karaçay Gölü, dünyanın en radyoaktif ve kirli bölgesi olarak geçiyor. Ruslar, zamanında ilk atom bombasını denemek amaçlı plütonyum ürettikleri mayak reaktörünün atıklarını yıllarca Karaçay Gölü'ne dökmüşlerdir. Kuraklığın giderek artması nedeniyle Karaçay Gölü kurumaya yüz tutmuştur ve kuraklıkla birlikte rüzgarın etkisiyle radyoaktif madde etrafa saçılmaktadır. Baykal Gölü, Rusya'nın en büyük, dünyanınsa en derin gölü. Bu göl dünyanın en büyük tatlı su kaynağı. Dünyada bulunan içme suyu kaynağının yaklaşık %20'si burada bulunuyor. 1996 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan göl dünyanın en eski gölü olarak kabul edilmekte. 30 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin pek çok toprak anlaşmazlığı var. Doğu bölgesinde Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Kuril Adaları da bunlardan biri. Rusya'da cinayet oranı Amerika Birleşik Devleti'nin 2 katı. Her 100 bin kişiye 10 cinayet vakası düşüyor. Rusya'nın ünlü katili Vladimir Nikolayev kurbanının cesedinin bir kısmını yedi ve geri kalan eti bir arkadaşına verdi. Arkadaşı eti kanguru eti olarak biliyordu ve tüm ailesiyle birlikte kanguru eti olduğunu düşünerek tükettiler. Lenin'in lider olduğu dönemde Rusya'da homoseksüellik ve kürtaj suç olmaktan kalktı. Sibirya'daki anaokulları bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için iç çamaşırlarıyla dışarıya koşup dondurucu suyu kafalarından aşağı döküyorlar.
dünyanın en derin metrosu olan Moskova metrosu 1930'larda inşa edilirken, olası bir savaşa karşı sığınak olarak kullanılabilmesi için 84 metre derinliğe yapıldı. Rus bilim insanları 1959 yılında başlayan bir proje üzerinde neredeyse 40 sene uğraşarak evcil tilki üretmeyi başardılar. Rusya'nın doğusundaki bölgelerde kalan yakıt tenekelerini koklayan ayılar zamanla bunun müptelası olmuş durumda. Moskova'nın trafiği o kadar yoğun olabiliyor ki köprü trafiğini mumla arayabilirsiniz. Zengin kesim ise bu trafik çilesinin çaresini ambulans satın almakta bulmuş. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulans kullanıyorlar çünkü vakit nakittir. Rusya'nın her yerinde pek çok insanın bilmediği gizli şehirler var. Bu şehirler haritalarda yok ve onları ziyaret etmek kesinlikle yasaktır. Birçoğu eskiden kimyasal ve askeri sanayi için kullanılıyor. Bu şehirlere kapalı idari bölgesel varlıklar anlamına gelen ZATO denir. Ruslar evde bir şey unuttuklarında geri dönmek yerine evdeki yakınlarından yardım istemeyi tercih ediyor. Çünkü onlara göre çok geçmeden eve dönmek şanssızlık getirir. Aslında bu batıl inanç değil de üşengeçliğin bir mazareti olabilir. Rusça'da iyileşmek ve kilo almak aynı kelimeyle ifade edilir. Rusya'da kirli bir arabayla dolaşmak cezai bir suçtur. Ruslara göre kapalı yerlerde ıslık çalmak uğursuzluk getirir. Rusya aralarında Rusya'nın altın ve gümüş yüzüklerinin yanı sıra Büyük Ural yüzükün de en iyi olarak kabul edildiği birçok güzel ve ilginç turistik ve gezi rotası ile turistler için bir cennettir. Sürekli göçe rağmen tüm Ruslar kimsenin ülkelerini ve yetkililerini azarlamasına izin vermeyen vatanseverdir. Rusya neredeyse tükenmez doğal kaynaklara ve muazzam bir tarihi ve kültürel mirasa sahip muhteşem bir ülkedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.